derece. Daha çok yani şeyleri söylesene. Yani şu 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 diye saysan ne bekler bizi? Ben ne güzel söyledi. Evet. Şu şu şu. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, ben çok önemli bir sürece doğru gittiğimizi ve gerçekten de bu insanların Bitcoin ya da kripto para diyelim, kripto paralara olan bu hani ihtiyacı ve aynı zamanda bu kadar fazla ilgisinin devletlerin ilgisini çekeceğini ve bir müddet sonra devletlerin bunu kontrol etme sisteminin devreye gireceğini düşünüyorum. Evet. Aslında dediğiniz çok doğru. İlk başta birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor ama bu kadar fazla hani kayıt dışı diyelim ya da bu kadar fazla mülkiyetsiz olarak bir kontrol edemediği bir alanı çok bırakacağını düşünmüyorum ben. Ülkelerin ya da daha doğrusu üst aklın diyelim. Tamam. Hatta buna doğru da insanları ittiğini ya da buna doğru da insanları şekillendirdiğini yani düşünüyorum. Kripto para da aynı şekilde insanları yönetme şekli veya kontrolün çok önemli bir safhası diyelim. Kesinlikle. Değil mi? Evet. İleriki safhalarda geleceği yöntem. Yani 1950'lerde ilk kredi kartı çıktığında hiç kimse bu kadar günümüzde her şeyin başında olacağını düşünmemişti. Bunun gibi biz buna doğru gidiyoruz. Biz Öner'le yapmış olduğumuz programda Kova burcu meselesi. Evet. Yani insanların daha çok metadan akıl tarafına, dijital tarafa doğru geçeceğini söyledi. Bilime, teknolojiye. Yani bu parada da bu olacak diyorsun. Kesinlikle. Peki sosyal hayatta neler göreceğiz? Sosyal yani, yani bak mesela şöyle ikinize de bu soru. Yeni bir salgın gelecek mi? Bence gelecek. Gelecek. Evet. Tamam, ben de aynı görüşteyim. Kesinlikle senle. Gelecek. Evet. Çünkü ama biz aynı COVID'in yani şey, nasıl diyorsun? Yeni bir şey mi diyorsun? Bence bundan sonra her şey birbiriyle bağlantılı olacak. Ne bir, demek bir bu? Bir ekosistem bozulduktan sonra o başka bir şeyi getirecek. Her zaman böyledir ama biz öyle bir döngüye girdik ki 21 Aralık 2020'de 20 yıllık bir döngü ki 200 yıllık büyük bir döngüyü başlatmıştı. Biz bu döngüye zaten COVID'le girdik. Yani bir salgın hastalıkla girdik. Tamam. Ve bu salgın hastalığın insanlar üzerindeki korkusuyla girdik. İnsanlar üzerindeki baskısıyla girdik. Bundan sonra insanları yönetmek için bence bana kalırsa ya bir uzaydan çok büyük bir tehdit olması gerekiyordu bana kalırsa. Tamam. Ya da böyle küçücük bir virüsün bizi tehdit etmesi gerekiyordu. Bundan sonra? Bundan sonra da. Şimdi arkadaş yazıyor. Ertan Bey müsaade edin de konuklarımızın sözü. Efendim bakın burası kayıt dışı. Siz spiker programlarını seyredeceksiniz. Öyle bir şey değil ki bu. Siz oraya siz doğru giriyorsunuz böyle tamam, karşılıklı şimdi, gidiyoruz. He, şunu söyle bize. Yine söylüyorum. Diyorsun ki ben de seninle aynı görüşteydim. Yani dünyada büyük bir tehlike gelmesi lazımdı. Bu savaştan daha çok dünya dışı bir şeye ihtiyaç vardı. Bunlar uzaylı olmadı da virüs oldu diyorsun. Evet. Doğru değil mi? Evet. Peki bundan sonra ne görüyorsun? Yeni bir virüs mü? Bundan sonra yeni bir ve virüs. Ve tarihler. İnsanlığın bence tamamen biyolojik yapısının değişmesini görüyorum. Yani bunlar hani tabii bu çok açıktır hani bu aşıyla olur onunla olur bununla olur bunları konuşmuyorum şu an ama ben böyle bir döneme gittiğimizi düşünüyorum. Bir kere bu kripto paralar aslında çok büyük bir enerjiye neden oluyor dünya üzerinde. Öyle bir döneme gideceğiz ki hani böyle filmler izlerdik eskilerde böyle bilim science fiction bilim kurgu filmleri izlediğimizde wow işte devletlere ya da bir takım sistemlere karşı çıkan kendi başına kalmış insanlar görürdük orada ama hiçbir şeyleri kalmamış elektrik yok. Ben ilk defa böyle bir şey söylüyorum ama cryptocurrency dediğimiz bu sistemlerin çok öne çıkacağını fakat bu sistemlerin insanlığın sonunu getireceğini düşünüyorum. Yani çok güzel bir tanım koydun. Yani bu anlamda o zaman işte şak diye elektrik gittiği zaman işte o zaman insanda her şey sıfırlanır. Evet. Bu, ben bunu düşünüyorum. Yani insanlığın köleleştirilmesinden mi bahsediyorsun o zaman? Evet. Bir şekilde hani yöneten üst akıl dediğim evet. tarafını. Plüton gezegeni yaklaşık 15-20 yılda bir burç değiştiriyor. Ve her değiştirdiği burca ilk girişinden itibaren o burcun genel karakteristik özellikleriyle ilgili travmalar, krizler ve dönüşümlere sebep oluyor. Kova burcu astrolojide biraz evvel bahsettiğimiz bütün dijital ya da evet. ne diyelim yeni çağ bilgileri, veya yeni çağda kullanılan bütün şeyleri ifade ediyor. Plüton 2023 yılında bir müddet için Kova burcuna geçip Oğlak burcuna geri döndükten sonra 2024 yılında tamamen Kova burcunda seyretmeye başlayacak. 2040 küsürlere kadar 24 bu yıl. Devam edecek. Evet. Dolayısıyla bu dönemde insanlığın hem evet dünya dışı
ya da işte Mars'a seyahatler vesaire, bütün bunlarla çok daha aşırı neşir olacağı, belki bugün bizim hala fantezi gördüğümüz uçan arabalar vesaire gibi şeylerin hakikaten çok değil. Bakın ben mesela 2026 yılına yönelik böyle bir tahminim var. 2026 yılından itibaren bırakın elektrikli arabaları, uçan arabalar gerçekten görebiliriz gibi. Çok büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. Ve bu yeni girdiğimiz döngü 200 yıllık bir döngünün başlangıcı 2020 yılının 21 Aralığı. Astrologlar arasından çok önemliydi. Bu döngü içerisinde özellikle devletlerin biraz da bu bilgi ve bu teknolojiyle, bütün bu dijital imkanlarla manipüle edip, yani sömürü tarafına çekme olasılığı da bir tarafta gündemimize çok geliyor. İkinize de bir soru. Bir şey daha ekleyeyim mi o sırada? Bir de Kova burcu genetik yapıyla çok bağlantılı, genle çok bağlantılı. Evet. Ne demek istiyorsun? Kova burcuna geçişi aslında insanın genetik yapısında çok büyük oynamalar olacağını. Yani artık belki uzuvlar üretilecek. Evet. Hani belki nanoteknoloji. Genetik bilimindeki gelişme diyoruz aslında bir tarafta ona. Evet. Yani kromozomların falan artmasından mı bahsediyorsun, yoksa genetik teknolojinin artmasından mı bahsediyorsun? İkisinden de bahsediyorum. İkisinden de. Şimdi 2008'den bu yana ben diyorum ki insan nüfusu düşüyor.